Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 21 Ekim 2023 Cumartesi'yi gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Bültenimize bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 13.30 sularında meydana geldi. Hökez Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 15AHH14 plakalı kamyonetle 15ACM557 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevrede bulunan ve kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından kaza mahallinde inceleme yapıldı. Kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından il genelinde narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Uyuşturucu operasyonları hakkında Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Burdur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi elde edilen H.I. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada yaklaşık 2800 kullanımlık sentetik kanla boyut enjekte edilmiş kağıt parçası, 3,85 gram metamfetamin, 4 adet kullanımı kontrole tabi hap, 0,24 gram esrar, uyuşturucu madde kullanımı ve ölçümünde yararlanılan aparatlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirilmiştir. Şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında 12 Ekim Perşembe günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, 6 Kasım'da yapılacak olan kurultay öncesi il ziyaretleri gerçekleştiriyor. Özgür Özel, Afyon Karahisar'ın ardından Isparta, Isparta'nın ardından Burdur'da partililerle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Afyon Karahisar'daki programının ardından Isparta'ya geçti. İlk olarak Gönen ilçesinde belediye başkanı Osman Kesmen'i ziyaret eden Özgür Özel, oradan il merkezine geçerek il başkanlığı binasında partililerle buluştu. Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı eşlik etti. İl başkanı Vedat Şenol ve kalabalık partili grup tarafından bina önünde karşılanan Özel, parti binasında basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün partisinin iktidar olması için çok çalıştıklarını ancak seçimi kaybettiklerini aktaran Özel, bu seçimi kaybetmekle partide büyük bir duygusal kopuş başladığını ancak parti kurmaylarının kazanamadık ama kaybetmedik de diyerek kendilerini teselli ettiklerini belirtti. CHP'de değişimin şart olduğunu aktaran, bu doğrultuda 6 Kasım'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğundan söz eden Özel, genel başkanımıza saygımız sonsuz. Partinin sadece lideri değil, yönetim kadroları, tüzüğü ve siyaset yapısını değiştirip yepyeni bir yola çıkmanın doğru karar olduğunu düşünüyorum dedi. 2 hafta sonra bugün yola çıkıp Ankara'ya geleceksiniz. Sonra da geri döneceksiniz. Gittiğiniz Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek kadroları ve genel başkanı belirleyeceksiniz. Bütün delegelerimizden ricamız, onlardan
bu ülke için, bu parti için ricamız, lütfen bu 15 gün boyunca aklına ve vicdanına güvendiğiniz herkesle konuşun. Kimin aklına, kimin vicdanına güveniyorsanız herkesle konuşun. Öğrencilerle, gençlerle, kendi çocuklarınızla, anne babanızla, akrabalarınızla, sokaktaki insanla, alışveriş yaptığınız esnafla, sizden alışveriş edenlerle, yetiştirdiğiniz öğrencilerle, komşularınızla, kadınlarla konuşun. Ve deyin ki, ben Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini tayin edecek bir oy kullanacağım. Bu oyu nasıl kullanayım diye sorun. Ben Türkiye'nin dört bir yanındaki sokağın, üyenin ve örgütün sesini bütün delegelerimizin duyacağına ve o iradeyi sandığa taşıyacaklarına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Isparta'nın ardından Burdur'da CHP İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu. Parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu önemli seçimi kaybettiysek değişim yapmak durumundayız dedi. Özgür Özel, il başkanlığında partililerle basına kapalı toplantı yaptıktan sonra Burdur'dan ayrıldı. Seçim yenilgisine kaybettik, kazanamadık ama kaybetmedik diyerek ve bundan sonraki süreci hiçbir şey olmamış gibi devam ettirme niyetiyle sürdürdüler. Biz orada çok saygı duyduğumuz genel başkanımızla bu noktada farklı düşünenler olarak ayrıldık, ayrıştık. Ve ortaya şunu koyduk. Dedik ki Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu önemli seçimi kaybettiysek biz bir değişimi tarif etmek durumundayız. Ama bunu sadece genel başkanımızın şahsına ve sırtına yükleyemeyiz. Kadrolar yenilenmeli. Yetmez. Mutlaka tüzüğümüz değişmeli. Programımız güncellenmeli. Ve biz değişimden neyi anladığımızı Türkiye'ye anlatmalıyız. Biz değişimin iki önemli ayağı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu partinin geçmişte yaşadığı değişimlerden, dönüşümlerden doğru yaptıklarını sürdürmesini, yanlış yaptıklarını terk etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Gümen, Burdur programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen reproduktif biyoteknoloji çalıştayına katıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan ıslahında reproduktif biyoteknoloji faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını amaçlayan reproduktif biyoteknoloji çalıştayına katıldı. Makül Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirilen çalıştaya Bakan Yardımcısı Gümen'in yanı sıra Vali Türker Öksüz, protokol üyeleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmiyle devam etti. Çalıştayın açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik yaptı. Çalıştayda konuşma yapan MAKÜ Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, hayvancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduklarını ve embriyo transfer merkezinin MAKÜ için önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Rektör Dalgar, MAKÜ'nün hayvancılık alanında yaptığı çalışmalardan oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Gümen ise konuşmasında, çalışmalarımız arasında hayvancılık alanında biyoteknoloji uygulamaları kullanılarak üstün verim özelliğine sahip sürülerin oluşturulması, hayvan başına elde edilen verimin artırılması, genetik materyallerin yaygınlaştırılması, saklanabilmesi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünün sağlanması yer alıyor dedi. Konuşmalardan sonra bakanlık ıslah faaliyetleri,
embriyo üretim merkezleri, işletmelerde embriyo üretim ve transfer faaliyetleri konularında sunum gerçekleştirildi. Çalıştay sonrası Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Gümen, Makü İstiklal Yerleşkesi'ni gezerek incelemelerde bulundu. İlk olarak veteriner fakültesini ziyaret eden ve burada öğrencilerle buluşan Bakan Yardımcısı Gümen, daha sonra Makü Hayvan Hastanesi, Makü Çiftliği ve Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi laboratuvarını ziyaret etti. Unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan ve günümüzde çırak yetişmeyen mesleklerden olan yorgancılık, Burdur'un Bucak ilçesinde mesleğin son temsilcileri tarafından yaşatılıyor. Bucak'ta 30 yıldır yorgancılık işiyle uğraşan Abdurrahman Yüksel, mesleğin neden ve nasıl bitme aşamasına geldiğini Kanal 15 mikrofonuna anlattı. Unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan ve günümüzde çırak yetişmeyen mesleklerden olan yorgancılık, Burdur'un Bucak ilçesinde mesleğin son temsilcileri tarafından yaşatılıyor. Mesleğini severek yapan ustalar, çırak yetişmemesi konusunda üzüntüsünü belirtirken, yorgancılık mesleğinin bir yandan da teknolojiye yenildiğini ifade ediyor. Yorgancılık mesleğini Burdur'un Bucak ilçesinde 30 yıldır sürdüren Abdurrahman Yüksel, günümüzde birçok vatandaşın ve özellikle gençlerin fabrika ürünü olan elyaf yorganları tercih ettiğini, ancak sağlık için uygun olanın pamuk ve yün yorganı olduğunu belirtti. Yüksel, pamuk yorganın dikim aşamaları hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Elimizde eskiden beri özellikle hazır yorganlar bu kadar makbul değil yani. Bu pamuk duval yorgan. Pamuk ve yün duvaldır. Her zaman terini emer, iyi olur yani. Elyaflar biraz sentetik olduğu için onlar pek tutulmuyor yani. Bu yazın serin, kışın sıcak tutar yani. Yani eskiden hep yorgancılar yastıkları, yorganları döverlerdi. Hala bu işlem aynen, yapılıyor mu? Aynen devam ediyor, aynen. Son artık, son aşamasında. Bitti, bitmek üzere yani. Çırak yok. Biz de eski 4-5 kişi çalışıyorduk yani çırakken. Şimdi tek başımayım ben. Onun için yapacak bir şey yok yani. Son desen olur yani. Şu an Bucak ilçesinde sizin bildiğiniz kaç bu işle uğraşan esnaf var? 8-10 kadar vardır aşağı yukarı. Onlar da bitti mi tamam, bir daha yok yeriz. Çırak yetişmiyor çünkü. Yastıklar 150 liradan 300-400 liraya kadar yastık var. Yorgan da aynı yine. 300 liradan 800 bin liraya kadar, 2000 liraya kadar yorganımız var. Şu karşıdaki modelli yorgan 2-2,5 lira falan. Normal yorganlar hesaplı olur ama bunlar tabii iş elemeği var, işçilik var. Biraz daha tabii şey olarak iyi yani. Sağlığımız açısından da iyi. Sağlıklı olarak yün ve pamuktan vazgeçmemek lazım ama şimdi millet el lafa döndü yani. Dikimini tamamladığı bir yorganı Almanya'ya göndereceğini ve sağlığına dikkat eden vatandaşların hala pamuk yorgana ilgi gösterdiğini aktaran yorgancı Abdurrahman Yüksel, Bucak'ta mesleğin son temsilcileri olduklarını, bunun en büyük sebebinin ise günümüzde el emeği işçilikle yapılan çoğu meslekte çırak yetişmemesi olduğunu söyledi. Mesleğin son temsilcisi olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yüksel, pamuk yorgan çeşitlerinin satış fiyatı hakkında da bilgi verdi. Bu gördüğümüz yorgan yurt dışına gidiyor yani. Adam dekoratif olarak kendi hoşuna gitti, diktiriyor. Burada bu şekilde bir yorgan diktiren yok artık. Bu Almanya'ya gidiyor yani. Kendi hoşuna gitmiş, diktiriyor yani. Bu meslekler bitiyor artık. Yani yapacak bir şey yok. Biz son temsilcisiyiz yani. İyi Parti Bucak Kurucu İlçe Başkanı Safa Sönmez 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şimdi de bu mesaja yer veriyoruz bültenimizde. İyi Parti Bucak Kurucu İlçe Başkanı Safa Sönmez 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurucu Başkan Sönmez 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili basın açıklamasında gazetecilerin özgür ve hür iradelerinin yok sayılmayıp fikirlerini açıkça beyan edebilecekleri bir meslek hayatı yaşamalarını, baskı altında olmadan şeffaf bir şekilde mesleklerini icra etmelerini diliyorum.
Her koşulda taviz vermeksizin doğruyu haykırmayı ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Gazetecilerin tüm sorunlarını biliyorum. Uzun yıllar basın emekçilerinin sorunlarını dile getirerek gündeme taşımaya çalıştım. Bazı sıkıntıların halen çözülemediğini üzülerek görüyoruz. Biliyoruz ki gazeteciler bazı durumlarda canlarını ortaya koyup çalışıyor. Gazetecilerin daha kolay şartlarda çalışması için devletimizin duyarlı davranmasını diliyor, gününüzü kutluyorum dedi. Burdur'da 15 Ekim Pazar günü Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu değerlendirilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıs çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Konuya ilişkin Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim Pazar günü Burdur Merkez Aydınlık Evler Mahallesi sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin camı kırılmak suretiyle maddi değeri 60 bin lira olan laptop, arıza tespit cihazı ve direnç ölçer cihazın çalınması ve yine sanayi sitesi içerisinde park halinde bulunan kamyon içerisinden kol saati ve cep telefonu çalınması olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olayın yabancı uyruklu İK isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek şahıs 16 Ekim Pazartesi günü yakalanmış, 17 Ekim Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiş ve şahsın çalmış olduğu tüm malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Haberlerimizin ardından sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava açık ve az bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 28, Bucak 29, Gölhisar 27, Tefenli 26, Yeşilova 28, Ağlasun 26 derece. Bölgemiz alçak basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava açık ve az bulutlu. Öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece arasında artacak. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 11-28, Ağlasun 8-27, Çeltikçi 7-28, Bucak 10-29, Yeşilova 10-28, Karamanlı 11-26, Kemer 12-25, Tefenli 10-26, Gölhisar 6-27, Çavdır 12-26, Altınyayla 11-25 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 11-28, Antalya 20-27, Denizli 14-30, Uşak 10-26, Afyon Karahisar 9-26, İzmir 16-30, Kütahya 7-26, Muğla 14-28 derece. Bu gece Burdur'da Can Türk, Bucak'ta Şifa Eczaneleri nöbetçi. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına görevlerini özveriyle ve fedakarca yerine getiren tüm meslektaşlarımın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.